Dünya bugünkü kadar hiçbir zaman kirlenmemişti. İnsanlık tarihin hiçbir döneminde bugün olduğu kadar baskı altında olmadı. Hayatın artan temposu, bozulan çevre koşulları, yanlış beslenme ve daha birçok nedenden dolayı yaşam kalitemiz oldukça düştü. Tüm dünya bu sorunla baş etmeye çalışıyor. Tüm dünya sorunun merkezinde yanlış beslenmeyi görüyor. Dünyanın her ülkesinde bu temel sorun için çözüm aranıyor, çare aranıyor. İşte bütün bunları gören Türk bilim adamları Kibarlı ürünlerini üretti. Kibarlı'nın yaşama destek olan ürünleriyle dünya değişmeye başladı. Türkiye'de doğan Kibarlı artık bir dünya markası. İnsanlık yaşamına destek için, hayat kalitesini arttırmak için Kibarlı ürünlerini güvenle kullanıyor. Adım Enver Çelik. Ben Necmiye Ceylan, 55 yaşındayım, ev hanımıyım. Ben Samsun Bafralı, Yaşar Öter, esnafım. Çevremde pek çok insan Kibarlı ürünleri kullanıyor. Ben de güvenle Kibarlı ürünlerini kullanıyorum. Benim adım Emine Kılıç. Ben 2 senedir Kibarlı ürünlerini kullanarak çok çok rahatladım. Ben bütün herkese buradan Kibarlı Panax'ı kullanmaları için tavsiye ediyorum. Ve Kibarlı'ya çok ama çok teşekkür ediyorum. Ben ailecek Panax ürünlerini kullandım. Çok faydasını gördüm ailecek. Herkese de tavsiye ederim. Kibarlı'ya da teşekkür ederim. Kibarlı ürünlerini güvenle kullanıyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Bütün esnaf arkadaşlarıma da beni gördükten sonra tavsiye ettim. Onlar da kullanıyor. Onlar da memnun. Hayatımızda birçok şeyi değiştiren Kibarlı'ya teşekkür ederim. Buradan hepinize sonsuz teşekkürler. Bugüne kadar ülkemizde hiçbir gıda takviyesi bu kadar çok insana ulaşmadı sevgili seyirciler. Hiçbir ürün bu kadar memnuniyet kazanmadı. Dünyanın en güvenilir gıda takviyeleri arasında yer alan Kibarlı Panax artık tüm Avrupa'da. Avrupa Kibarlı ürünlerine OTC onayı verdi. Yani Kibarlı Panax reçetesiz satılabilen güvenilir gıda takviyesi olarak Avrupa'da onaylandı. Almanya Bilim Komisyonu Kibarlı Panax'ın sağlık beyanıyla satışına izin verdi. Mesela şimdi ne kadar rahat, ne işler yapıyorum, ne örgüler, ne el işleri yapıyorum mesela. Allah'ıma çok şükürler olsun. Doğal ürünlerle mesela tanıştırdı bizi. Ondan sonra vesile oldunuz. Sizler vesile oldunuz ki bizler de aldık, kullandık. Bütün Kibarlı ürünleri Gıda ve Tarım Bakanlığı'nın onayladığı bitkilerden üretiliyor. Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı tarafından Kibarlı ürünleri onlarca kez denetlendi. Yapılan analiz sonuçlarında sağlığa zararlı hiçbir maddeye rastlanmadı. Ben 2 senedir kullanıyorum. Çok çok memnunum, kat kat da memnunum. Daha da kullanmaya niyetliyim. Sevgili seyirciler, Kibarlı ürünleri sizin için dünyanın en kaliteli ekstraklarından üretiliyor. El değmeden, tam otomatik makinalarda ve hijyenik ortamda üretim yapılıyor. Kibarlı Panax'ı 1 seneye yakın kullandım. Bende öyle bir değişiklik oldu ki bütün esnaf arkadaşlarım, yakınlarım, akrabalarım şaşırdı. Ve onlara da tavsiye ettim. Onlar da kullandı Kibarlı Panax'ı. Ben buradan herkese tavsiye ediyorum. Kibarlı Panax diyorum. Bunların saateleri var. Bunu herkes biliyor. Bizim orada bir söz vardır. Ucuz etin yanisi yenmez. Bu insanları kandırmayın. Biz de diyoruz ki kanmayın ve Kibarlı Panax'ı kullanın. Kibarlı ürünlerine ulaşmak artık çok kolay sevgili seyirciler. Yüzlerce mağazamız ve çağrı merkezlerimizden ürünlerimize güvenle ulaşabilirsiniz. Kibarlı ürünleri %100 güvenli, %100 bitkisel, %100 doğal. Bitkisel destek ürünlerinin lider ismi Kibarlı'yla artık emin ellerdesiniz. Kibarlı, yaşam desteğimiz. İyi günler sevgili seyirciler. Yeni bir sağlık programıyla sizlerin karşısındayız. Bugün canlı yayın konuğum, stüdyo konuğum Doktor Hakan Özkul. Kendisi tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanı. Yine bugünkü programımızın içerisinde sağlık kalitemizi düşüren, ciddi şekilde sağlığımızı tehdit eden rahatsızlıklara
yer vereceğiz. Bu rahatsızlıklar noktasında doktorumuzdan pratik öneriler alacağız. Onun değerlendirmelerini yayınımızın akışı içerisinde sizlerle paylaşacağız. İsterseniz tıbbi ve aromatik bitkiler bu denince ne anlamamız lazım ve tıpta bunun ağırlığı ve yeri nedir? Programımıza böyle başlayalım. Şimdi tıptaki amaç nedir? İnsanların bir hasta olmasını engellemek, hasta olmadan yaşamalarını devam etmek, evet, ettirmelerini sağlamak. Eğer hasta olmuşlarsa da bunu tedavi etmek ve sağlıklı hallerinin devamını sağlamak. Hastalık aslında insanlar için. Evet. Sadece biz bugün hasta oluyor değiliz. Bundan geçmişteki insanlar da hasta oldular. Hazreti Adem'den bu yana kadar insanların tamamı, aşağı yukarı şu ana kadar tanıdığımız hastalıkların tamamına onlar da yakalandılar. Yani onlar da nezle, evet, grip oldular. Onlar da şeker hastası oldular. Onlar da kanser hastası oldular. İşte mumyalar üzerinde yapılan araştırmalarda bakıyoruz. İşte ülser hastası olmuş, kanser hastası olmuş veya damar tıkanıklığı tespit edilmiş. Evet. Veya işte kemik kalıntılarının yanında, mesela bazı mezar kalıntılarının yanında, yanlarında işte tedavi amaçlı da kullanılacak bazı bitkiler de bulunmuş veya cerrahi tıbbi aletler de bulunmuş. Yani hastalık insanlık tarihi kadar eskidir ve insanlar her zaman bu hastalıkları tedavi etmekle ilgili çaba içerisinde, uğraşı içerisinde olmuşlardır. Bu gayet gayet doğal. Hocam şimdi tabii eski dönemlerde hakikaten doktor hastasına baktığı zaman bir manada hiçbir cihaz veya metot kullanmadan o hasta hakkında öyle fikir sahibi oluyor ki bir anlamda onun röntgenini çekiyor. Ama eski insanlar ellerinde sadece bitkileri kullanmak söz konusu olduğu için bitkileri çok yoğun bir şekilde kullanmışlar. Hayati bir mesele çünkü. Yani hastalıkları başka türlü tedavi etme şansınız yok. Mecburen bitkileri kullanıyorsunuz ve bu noktadaki bilgilerinizi de birbirinizle paylaşıyorsunuz. Yani bilgi aktarımı gerçekleşiyor ve bu süzülüyor. 10 yılda değil, 20 yılda değil, 100 yılda değil, 1000 yılda, 10 bin yılda, yani insanlık tarihine kadar gelen bir birikim var. Sizilerek gelen bir bilgi var. İnsanlık tarihinde bu şekilde bitkileri tecrübe ederek insanlar ayıklamışlar. Hangi bitkiler hangi rahatsızlıklara fayda sağlıyorlar. Şimdi bu bilgi birikimden istifade etmeyeceğiz mi? Yani hastalıklar sadece bugün ortaya çıkmadı, tedavi de sadece bugün ortaya çıkmadı. Bu şu demek değil tabii ki. İşte bugün modern tıp bir noktaya gelmemiştir. Bugünkü tıbbın bir birikimi yoktur. Yani cerrahi ve medikal tedaviden istifade etmeyelim. Tabii ki anlamında değil. Ama amaç eğer hastanın iyileşmesi ise insanlığın bu noktadaki birikiminden istifade etmeyeceğiz mi? Etmemek kesinlikle ve kesinlikle yanlış olur. Günümüzün en büyük problemi damar tıkanıklığı ve damar tıkanıklığına bağlı hastalıklar. Şimdi bunlardan kaynaklanan ölümler neredeyse ölümlerin %50'si doğrudan ya da dolaylı. İşte bu nedir? Kalp krizi geçirmektir bunların en başında. Yine felç buna bağlı olarak. Yüksek tansiyon bu anlamda. Türkiye'de 17 milyon yüksek tansiyon hastası var. Ve bu insanlar ölene kadar bu ilacı kullanmak zorundalar günümüzde. Bu anlamda fitoterapinin ve fitoterapi uygulamalarının yeri ve aldığı sonuçlar neler? Şimdi pratiğe baktığımızda sadece tansiyon rahatsızlığı, şeker rahatsızlığı ifade ettiğiniz gibi damar tıkanıklığı rahatsızlığı değil, birçok rahatsızlıkta özellikle de bugün kronik dediğimiz kronikleşmiş olan rahatsızlıkların tedavisinde fitoterapinin önemi tüm dünyada her geçen gün artıyor ve olağanüstü çok iyi. Normalde damarların kapasitesi çok yüksektir. O yüzden %70'lere kadar, %80'lere kadar tıkanıklık oluşuncaya kadar hastalık bir belirti vermiyor. Ancak işte kendinizi o saatten sonra zorladığınız evet, zaman bir efora ihtiyacınız olduğu zaman işte o tıkanma ile ilgili belirtileri görüyorsunuz. Ama bir müddet sonra yani damar tıkanıklığı daha da ilerledikten sonra bırakın bir efor yani merdiven çıkarken, koşarken, yürürken durduğunuz yerde bile bu belirtileri görmeye başlıyorsunuz. Zaten hastaların bir kısmı tamamen işte ayak ağrısıyla geliyorlar size. Ya doktor bey işte ben yürürken ayağımda işte bir ağrı oluştu. Şimdi ağrının birçok sebebi olabilir. İşte eklemlerle kaynaklanabilir, kasla ilgili olabilir vesaire. Nasıl bir ağrı diyorsunuz? Ya doktor ben yürürken işte bir müddet sonra işte 200-300 metre yürüdükten sonra kramp tarzında böyle sanki bir bıçak batırıyormuş gibi bir ağrı oluşuyor ayağımda. Sonra duruyorum, dinleniyorum, geçiyor ağrı. 200 metre daha gidiyorum tekrar ortaya çıkıyor. Biz evet, tıpta buna işte claudicatio intermittens yani kesik
kesik gelen ağrı diye tarif evet. ediyoruz. Bu aslında ayak sinyal veriyor size. Felaketin habercisi. Bana adam benim damarım tıkanlıyor, ben kan alamıyorum, yeterli kadar kan alamıyorum diye ağrıyla size sinyal veriyor. Şimdi bakın bir insanın boğazını ağzını kapattığınız zaman ona en büyük kötülüğü yapmış olursunuz. Ne? Boğuyorsunuz. Evet boğuyorsunuz. Nefes almasını engelliyorsunuz. Veya çok az bir küçücük bir kanaldan nefes almak zorunda kalsa insanlar nasıl zorlanırlar? Emin olun damar tıkanıklığı bundan daha kötü bir şey. Yani bir adamın ağzını kapatıp boğmaktan daha kötü bir şey. Niçin? Şundan dolayı. Boğduğunuz zaman insanın oksijenini engelliyorsunuz. Yani vücuduna oksijen almasını engelliyorsunuz. Damar tıkandığı zaman hem oksijeni engelliyorsunuz hem de beslenmesini de engelliyorsunuz. Yani kan gitmeyeceği için. Tabii kan gitmediği yerde oksijen hücrelere gitmez. Besin, vitamin, mineral ve besin öğeleri de hücreye gitmez. Sadece bu da yeterli değil. Zararlı maddeler, sonuçta hücreler besin gıdalarını kullandıktan sonra atılması gereken zararlı maddeler oluşuyor. Bunun da eğer kan akımı düzgünse uzaklaştırılması lazım ama değilse damar tıkanıklığı varsa bunu da uzaklaştıramıyorsunuz. O zaman hocam şunu söyleyebiliriz. Yani damar tıkanıklığının dolaylı ya da dolaysız bütün vücuttaki organlarda, hastalıklarda, mekanizmalarda etki etmediği hiçbir şey yok. Kesinlikle. Kaldı ki burada gerçekten damar tıkanıklığı olup da damar tıkanıklığından kurtulan insanlar bir bakıyorsunuz mesela gözünün daha iyi gördüğünü ifade ediyor. Halbuki o insan gözüyle alakalı kendine göre hiçbir şey yapmamış. Ama diyor hocam benim gözlerim daha iyi görmeye başladı. Veya işte diyalize giriyordu, idrar çıkışı başladı. Veya pek çok meselede hiç alakası yokmuş gibi gözüken durumlarda da işte cinsel gücünün arttığını ifade ediyor kendisi. Yani damar tıkanıklığı şunu sormak istiyorum. Vücudumuzda neleri etkiler? Bu sonuçların bağlantısını nasıl açıklayacağız? Yani neleri etkilemez ki? Yani hangi hücrenin, hangi organın oksijene ihtiyacı yok veya besin maddelerine ihtiyacı yok? Bütün organların beslenmeye yani kanlanmaya evet. ve kanlanmanın düzgün olmasına ihtiyacı var. Bu gerçekleşmediği zaman emin olun yani böbreğiniz sağlıklı çalışmaz, bağırsaklarınız sağlıklı çalışmaz. Ayaklarınız işte ifade ettik az önce ayak kaslarınız sağlıklı evet, çalışmaz. Evet ayaklarda özellikle şu şikayet çok yapılıyor. İşte hocam ayaklarıma neredeyse iğne batırsanız bacağıma ben bunu hissetmiyorum. Veya uyuşma, üşüme mesela yaz ortasında dahi içlik giymek zorunda kalan insanlar. Kan yok tabiri caizse insanlar. Kanı çekilmiş evet. gibi. Hayır insanın kanı kalmamış, kanı çekilmiş. Ya da var olan kanı işte damar tıkanıklığı sebebiyle organlara ve hücrelere ulaşamıyor. Her şeyi bozulur. Kanın bizzatihi merkezi olan kalp bile damar tıkanıklığından etkilenir. Niye? Çünkü evet doğru kalp kasılmak suretiyle kanı vücuda pompalıyor ama bu bir organdır. Kendisi de bir organdır. Bir kas yığınından oluşan hem de çok da yoğun efor sarf eden bir organdır. Bu organın da kendisinin beslenmeye ihtiyacı var. Evet. Şimdi damar tıkanıklığı olduğunda bu organın da kendisi beslenmesi bozulduğu için tabiri caizse damar tıkanıklığından en çok kendisi etkileniyor. En çok kendisi etkileniyor. Evet. Çünkü en çok efor sarf eden iki organ biri kalptir, bir tanesi beyindir. Özellikle işte bu yüzden damar tıkanıklığı problemini biz bu iki organda görüyoruz. Ne oluyor? Kalbi besleyen damarlar tıkandığı zaman kalp krizi olarak karşımıza çıkıyor. Beyni besleyen damarlar tıkandığı zaman da işte ileri safhasında işte felç dediğimiz tabloyu karşımıza çıkıyoruz. Bütün organların çalışması bozulur. Bunun tersi de doğrudur. Nedir tersi? Bozulan bu yapıyı düzelttiğinizde bütün organların çalışmalarında bir performans artışını, bir iyileşmeyi evet. görüyorsunuz. Evet. Yani kalp daha iyi çalışıyor. Motor sağlamlaşıyor yani tabiri caizse. Motor rektifiye girmiş oluyor. Motor sağlamlaşıyor. Beyne giden kan düzeldiği zaman beyinle ilgili tüm duyma işitmenin dışında düşünme yetisi, hafıza yetisi her şey düzeliyor. Performans düzeliyor. Daha önceden iki kata çıkamayan bir insan biz bunları yaşadığımız için söylüyorum. Evet. Rahatlıkla konuşabiliyorum. Damar tıkanıklığıyla ciddi şekilde bağlantısı olduğu işte sizler tarafından ifade ediliyor. Günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi de hocam kısırlık. Yani çocuk sahibi olamama problemi gerek erkekte gerek bayanda. Hatta uluslararası verilere göre bundan 50 sene önce bir sağlıklı bir erkekteki sperm sayısı 120 milyon iken bugün artık bu 15 milyona düşmüş. Bu sağlıklı olan bireyde.
Siz de ifade ettiniz, gerçekten sperm sayısı son işte 30-40 yılda çok korkunç derecede erkeklerin azaldı. Evet. Ve insanlar neredeyse... Her 3 aileden gidiyor. Hocam birinin çocuğu olmuyor. Bu aslında şunu gösteriyor bize. İnsan değişmedi. İnsanın genetiği değişmedi. Evet. Dışarıdaki çevresel faktörler, bunun içerisine her şeyi katabilirsiniz. İşte doğal olmayan gıdaları sayabilirsiniz, çevre kirliliğini sayabilirsiniz. Yani dışarıdan bazı şeylerin etmenler insanın cinsel performansını ve cinsel verimliliğini, işte sperm sayısıdır, evet, diğer cinsel hormonların seviyesini etkiliyorsa bunun tersi de doğru. Evet. Yani insanların sadece nefes nefese kalma problemlerinde iyileşme olmuyor damar tıkanıklığı problemini açtığınız zaman. Cinsel performanslarında da olağanüstü gelişmeler oluyor. Bunun iki şeyikli var. Bir, beslenmesini kolaylaştırıyorsunuz. Yani kanı açıyorsunuz. Yani organlar sağlıklı halde beslendiği zaman oksijeniyle, besinleriyle beraber kendini toparlama şansına kavuşuyor. Bu olayın birinci yönü ve çok önemli bir yönü. Siz bunu gerçekleştirmedikten sonra, bunu yapmadıktan sonra hangi organ olursa olsun sağlıklı çalışmasını beklemeniz mümkün değil. Bu bir. İki, hormonların organlar üzerinde etkileri var. Cinsel hormonların organlar üzerinde olumlu etkileri var. Evet. Öyle bitkiler var ki bu hormon dengesinde vücudun kendini toparlamasına da fayda sağlıyor. Yani bir taraftan damar tıkanıklığını açarken bir taraftan hormon dengesinde erkekse işte testosteronun, kadınsa estrojenin artışını sağlıyor. Cenab-ı Allah hastalıkları yaratmıştır ama mutlaka şifasını da yaratmıştır. Evet. Şifa sadece 20. yüzyıldaki, 21. yüzyıldaki insanlara mahsus bir şey değil. Evet. Yani Hazreti Adem için de bu geçerliydi. Nuh Aleyhisselam için de bu geçerliydi. Geçmiş insanlık için de bu geçerlidir. Yani çare var. Peki neydi çare? Yani bundan 1000 yıl önceki insanlar için her hastalığın çaresi neydi? İşte bahsettiğimiz bitkilerdi. Evet. Bugün biz bundan çok daha iyi istifade ediyoruz. Evet. Niye? İfade ettiğim gibi bugün bitkileri çok daha yakın iyi tanıyabiliyoruz. Bilimsel araştırmalar bu konuda son 40 yıldır o kadar çok sayıda, on binlerce, yüz binlerce ki bunu anlatmak mümkün değil. Bizim de çalışmalarımız var. Biz açığımızı, eksiğimizi nasıl kapattık? Biz yıllarca bu konuda araştırmalar yaparak, bu konudaki bilimsel makaleleri okuyarak, geçmiş tıp adamların İbn Sina başta olmak üzere eserlerinden istifade ederek, o da yetmedi. Ben tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili olarak tıp fakültesinden sonra 2 yıl daha bir eğitim almak gereği hissettim. Çünkü uçsuz bucaksız bir derya. Bu noktada kullandığın tıbbi bitki gerçekten Sağlık Bakanlığı'nın veya bilimsel çevrelerin de meşru gördüğü bitki midir? Bu önemli. Bakın, buna itiraz etmek mümkün değil. Niye? Çünkü nice bitkiler de vardır ki doğrudan alıp kullandığınızda insan sağlığı tehdit edebilir. Onun belki içindeki maddelerini ancak ayıklayarak kullanabilirsiniz. Mesela bir zakkum örneği vardı. Zakkumun direkt kendisini alıp kullanırsanız hayatınıza tehdit oluşturur. Ama içindeki bir maddeyi işte Ziya Özel ayırdı. Evet, Amerika'dan evet. da patentini aldı. Kanser tedavisinde kullandı. Evet, çok da başarılı. Bazı bitkiler vardır ki bu şekilde doğrudan kullanamazsınız. Bunu Avrupa Sağlık Bakanlıkları listelemiş zaten pozitif bitkiler diye. Evet, Türkiye'de de var hocam bu uygulama. Tabii. Eğer pozitif listedeyse bir bitki. Dolayısıyla sizin, kullanılmasında bir risk yoktur. Bunun güvenliğini tartışmaya açmanız da çok yanlış. Kesinlikle. Zaten eğer kullanımı risk oluşturacaksa bu bitkinin pozitif olmayan listededir. Tabii ki. Dolayısıyla bunun herhangi bir şekildeki bir form ile kapsül, tablet veya başka bir formla insanlara sunulması mümkün değil. Şimdi, bir kere ona bakmanız lazım. Evet. Kullanılan bitki bu manada pozitif bitki listesinde. O zaman bunu da teşvik etmeniz lazım. Söyleyen insan kim bunu? Bu da çok önemli. Bu da çok önemli. Yani bunu bir doktor mu söylüyor? Yoksa, fitoterapi konusundaki bir uzman mı söylüyor? Yoksa bir yoksa, aktar mı söylüyor? Rastgele bir insan mı söylüyor? Ben aktarları küçük görmek için söylemiyorum ama insan sağlığı konusu, tedavi konusu uzmanlık isteyen bir konu. Bitkiyi arz edebilirsiniz. Bitkiyi satabilirsiniz. Yani istenilen, doktorun istediği bir bitkiyi uygun koşullarda ve şartlarda bir yerden temin edebilirsiniz. Bu farklı bir şeydir ama bu konuda karar verici, hangi bitkinin kullanılması konusunda karar verici insanın mutlaka fitoterapi konusunda uzman olması lazım. Çok önemli bir rahatsızlık var ve günümüzde hem çok yaygın hem de çok erken yaşlarda kendini göstermeye başladı maalesef. Şeker hastalığı. Şimdi ben bakıyorum televizyon ortamında çalışma arkadaşlarımızdan pek çoğu yaşları 25, 30, 35 olmasına rağmen
şeker ilacı kullanmaya başladılar. Şeker hastalığıyla tanıştılar. İşte diyetlerine dikkat ediyorlar vesaire. Ama hocam çok erken bir yaş. Daha neredeyse Allah bilir ama ömrümüzün yarısı olmadan bir hastalık ve bu hastalık normal şartlarda işte doktorlarımız diyorlar ki bu seninle mezara kadar gidecek. Bundan iyileşemezsin. Ama yine sorumu sormadan önce bir örnek daha vermek istiyorum. Yine stüdyomuza bizzat katılan bir teyzemiz oldu 60 yaşlarında. Bir ifade kullandı hatta, dedi ki evladım dedi benim şeker hastalığına bağlı olarak bacaklarım sobada yandı. Ben bunu hissetmedim dedi. Hocam bu şeker hastalığı ve yine damar tıkanıklığıyla bağlantılı olarak sağlığımızı nasıl tehdit ediyor ve neler yapılabilir, bunu sormak istiyorum. Şeker hastalığı tabiri caizse vücudu kemiren bir hastalıktır. Evet. Şeker yüksekliği ve bu şekildeki bir hastalık ifade ettiğiniz gibi toplumda da çok yaygınlaşmaya da başladı. Birçok faktör var. Şimdi bunları tek tek saymayalım. Bir başka programda evet, bunları tekrar zikrederiz ama hastalığın görülme sıklığı hem çok arttı hem çok daha erken yaşlarda görmeye başladık. Yani sadece tip 1'i bahsetmiyorum. Tip 1 zaten çocuklarda, gençlerde olur ama onun dışında tip 2 dediğimiz rahatsızlığı da biz çok yaygın bir şekilde görüyoruz. Şeker rahatsızlığı iki şekilde vücudu bozar. Bir tanesi damarları bozar. İşte damar tıkanıklığının problemlerini bahsettik. Damarları bozar. Yani vücudun damarlarını bozduğu için bir nevi damar tıkanıklığına sebep olur. Evet. Beslenme bozukluğuna sebep olur. Hı hı. Bundan dolayı problemlerle karşılaşır insanlar. Dolayısıyla damar tıkanıklığının her çeşit karşımıza çıkan tablosu şeker rahatsızlığında da karşımıza çıkar. Artı hücreleri bozar. Her çeşit hücreyi bozar. Yani sinir hücreleri neredeyse zarar vermediği hiçbir tabii, yer yok. Tüm hücrelere, yani hücrelere doğrudan zarar verir. Organlara doğrudan zarar verir. Yani beyin hücrelerine etki eder. Beyin hücrelerinin sağlıklı çalışmasını bozar. Sinir hücrelerine etki eder. Sinir hücrelerine etki eder. Sinir hücrelerinin sağlıklı çalışmasını bozar. İşte o hanımefendinin ifade ettiği şey aslında bu. Yani normalde elimize bir sıcak bir cisim temas ettiği zaman veya sivri bir cisim iğne battığı zaman acıyı hissederiz. Niye? Sinir hücreleri çalışır ve yine bunu hissettirirler. Ama acı olarak hissederiz. Ama o sinir hücrelerinde bir harabiyet olmuş ki hissetmemiş onu. Hissetmiyorsunuz. Yani şimdi o kadar hocam, tehlikeli bir rahatsızlık ki ama ben şunun da müjdesini vereyim. Evet doğru, ilaçlarla beraber şekeri belirli bir seviyede kontrol etmek söz konusu olabilir ama bunların hem tedavisinde hem bu rahatsızlığın kalıcı ortadan kaldırılmasında fitoterapinin yani tıbbi bitkilerin inanılmaz faydaları var. Evet. Ve bu da yeni değil, emin olun. Evet, Hintliler de bunu kullanıyorlar. Yani ta Hindistan'ın bilmem kaç bin yıllık tarihinde şeker hastalığı tarif edilmiş. İbn-i Sina'yı açın okuyun. Şeker hastalığını öyle bir enteresan tarif ediyor. Yan ya etkileriyle burada, beraber tarif ediyor ki. Derken şunu da izleyicilerimizle paylaşabilir miyiz acaba? Şimdi çok genç bir insan şeker hastası ama belki bunu fark ettiğinde çok ilerlemiş olacak. Yani ne tür belirtiler veriyor? Biz ne tür sinyaller alırsak acaba bende de bir şeker hastalığı başlangıcı var mı diye sorup bir doktor kontrolüne ihtiyaç hissetmeliyiz. Bazen bunu da izleyicilerimize paylaşalım. Çok basit belirtiler olabiliyor. Ağız kuruluğu gibi, işte çok sık idrara çıkmak gibi, sıkça idrar yolu enfeksiyonu olmak gibi, yaraların geç iyileşmesi gibi. Çünkü vücudun tüm sistemleri, yara iyileştirme sistemi de bozulmaya başlıyor şeker hastalığında. Ve bir yara olduğu zaman normalde diyelim 3 günde 5 günde bir yaranın iyileşmesini beklerken bakıyorsunuz çok daha uzun bir sürede ancak iyileşiyor. Görme problemlerine sebep oluyor. Doğrudan göz hücrelerine etki ediyor ve işte görmede bunalıklığa sebep olabiliyor. Hafıza çalışmasında, yani beynin çalışmalarında da hafıza olsun, düşünce, konsantrasyon bunlarda problem oluşturabiliyor. Herkesin şunu yapmasında fayda var. Hele ki de bir de ailede bir şeker rahatsızlığı gibi bir problem varsa, kişi şişmansa, obez ise şeker hastalığına yakalanma riski biraz daha fazla oluyor. Bu tip durumlarda daha kolay şeker hastası olunabildiği için çok basit, en azından bir kan tahliliyle beraber, basit bir sağlık ocağında yapılabilecek bir kan tahliliyle beraber aslında herkesin bir kontrolden geçip aç veya tokken kan şekeri miktarını ölçüp bunu gözlemlemesi lazım. Çünkü ifade ettiğimiz gibi tıpkı damar tıkanıklığında olduğu gibi belki başlangıç aşamasında gizli şeker olabilir veya şeker seviyesi çok fazla olmadığı için belirtileri çok net olmayabilir. Basit bir ağız kuruluğu, işte mide kazınması gibi basit
belirtilerle veya çok sık idrara çıkmak gibi, evet, işte gece sıkça idrara çıkmak gibi basit belirtilerle kendisini gösterebilir. Bu erken safhalarda yakalayabilmek için basit bir kan tahlili yapmakta fayda var. Hastalıkla ilgili tedbirleri erkenden almakta fayda var. Aksi takdirde ifade ettiğimiz gibi vücudun bağışıklık sistemini bozuyor, sizi hastalıklara karşı savunmasız bırakıyor. Damar sistemini bozuyor, hem hipertansiyona hem de damar bozukluklarına sebep oluyor. Kanamalara, bu, gözde kanamalara sebep oluyor. Şeker hastasıysak kalp krizi geçirme riski, şeker hastası olmadan damar tıkanıklığı olanların kalp krizi geçirme riskine göre 8 kat daha fazla olduğu ifade ediliyor. Yani şeker hastası olmak kalp krizi geçirmeye aday olmak. İfade ettiğimiz gibi yani damarları bozuyor. Damarları bozduğu, evet, için, damarların yapılarını bozduğu için dolayısıyla damar tıkanıklığı problemine, damar tıkanıklığı problemine daha kolay yakalanıyorsunuz. Hipertansiyona sebep oluyor mesela şeker. Hem hipertansiyona, damar bozduğu için hipertansiyona sebep olur. Hem hipertansiyonla beraber şeker kalp krizinde risk faktörlerini son derece artırır. Evet. Ama şunu demek istiyoruz. Evet. Fitoterapinin bitkisel tedavi, kronik hastalıkların tedavisinde, şeker probleminin çözülmesinde ve bu hastalıktan kurtulmakta. İşte iktidarsızlık gibi, kısırlık gibi problemlerde kurtulmakta, damar tıkanıklığı gibi problemden kurtulmakta, kanser rahatsızlığından kurtulmakta veya kurtulmaya yardımcı olmakta. Biz kemoterapi insanlar kullanmasın demiyoruz. Ama eğer bir bitki, tıbbi bir bitki, tecrübe edilmiş bir bitki, evet, insanın bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyorsa, yani kanserle savaşına fayda sağlıyorsa, niye kullanmayacağız bunu? Şunu diyebilirsiniz, bunu uzmanlar yapsın, bunu bilenler yapsın. Bunun bilimsel verileri olsun. Bilimsel denetlensin. Denetlensin. Tabii ki. Bunun bilimsel sonuçları da ortada olsun. Avrupa bunu yapıyor. Amerika bunu yapıyor. Dünya bugünkü kadar hiçbir zaman kirlenmemişti. İnsanlık tarihin hiçbir döneminde bugün olduğu kadar baskı altında olmadı. Hayatın artan temposu, bozulan çevre koşulları, yanlış beslenme ve daha birçok nedenden dolayı yaşam kalitemiz oldukça düştü. Tüm dünya bu sorunla baş etmeye çalışıyor. Tüm dünya sorunun merkezinde yanlış beslenmeyi görüyor. Dünyanın her ülkesinde bu temel sorun için çözüm aranıyor, çare aranıyor. İşte bütün bunları gören Türk bilim adamları Kibarlı ürünlerini üretti. Kibarlı'nın yaşama destek olan ürünleriyle dünya değişmeye başladı. Türkiye'de doğan Kibarlı artık bir dünya markası. İnsanlık yaşamına destek için, hayat kalitesini arttırmak için Kibarlı ürünlerini güvenle kullanıyor. Adım Enver Çelik. Ben Necmiye Ceylan, 55 yaşındayım, ev hanımıyım. Ben Samsun Bafralı, Yaşar Öter, esnafım. Çevremde pek çok insan Kibarlı ürünleri kullanıyor. Ben de güvenle Kibarlı ürünlerini kullanıyorum. Benim adım Emine Kılıç. Ben 2 senedir Kibarlı ürünlerini kullanarak çok çok rahatladım. Ben bütün herkese buradan Kibarlı Panax'ı kullanmaları için tavsiye ediyorum. Ve Kibarlı'ya çok ama çok teşekkür ediyorum. Ben ailecek Panax ürünlerini kullandım. Çok faydasını gördüm ailecek. Herkese de tavsiye ederim. Kibarlı'ya da teşekkür ederim. Kibarlı ürünlerini güvenle kullanıyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Bütün esnaf arkadaşlarıma da beni gördükten sonra tavsiye ettim. Onlar da kullanıyor. Onlar da memnun. Hayatımızda birçok şeyi değiştiren Kibarlı'ya teşekkür ederim. Buradan hepinize sonsuz teşekkürler. Bugüne kadar ülkemizde hiçbir gıda takviyesi bu kadar çok insana ulaşmadı sevgili seyirciler. Hiçbir ürün bu kadar memnuniyet kazanmadı. Dünyanın en güvenilir gıda takviyeleri arasında yer alan Kibarlı Panax artık tüm Avrupa'da. Avrupa, Kibarlı ürünlerine OTC onayı verdi. Yani Kibarlı Panax, reçetesiz satılabilen güvenilir gıda takviyesi olarak Avrupa'da onaylandı. Almanya Bilim Komisyonu, Kibarlı Panax'ın sağlık beyanıyla satışına izin verdi. Mesela şimdi ne kadar rahat, ne işler yapıyorum, ne örgüler, ne el işleri yapıyorum mesela. Allah'ıma çok şükürler olsun. Doğal ürünlerle mesela tanıştırdı bizi. Ondan sonra vesile oldunuz, sizler vesile oldunuz ki bizler de aldık, kullandık. Bütün Kibarlı ürünleri Gıda ve Tarım Bakanlığı'nın onayladığı bitkilerden üretiliyor. Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı tarafından Kibarlı ürünleri onlarca kez denetlendi.
Yapılan analiz sonuçlarında sağlığa zararlı hiçbir maddeye rastlanmadı. Ben 2 senedir kullanıyorum. Çok çok memnunum, kat kat da memnunum. Daha da kullanmaya niyetliyim. Sevgili seyirciler, Kibar ürünleri sizin için dünyanın en kaliteli ekstraklarından üretiliyor. El değmeden, tam otomatik makinalarda ve hijyenik ortamda üretim yapılıyor. Kibarlı Panax'ı 1 seneye yakın kullandım. Bende öyle bir değişiklik oldu ki bütün esnaf arkadaşlarım, yakınlarım, akrabalarım şaşırdı. Ve onlara da tavsiye ettim. Onlar da kullandı Kibarlı Panax'ı. Ben buradan herkese tavsiye ediyorum. Kibarlı Panax diyorum. Bunların saateleri var. Bunu herkes biliyor. Bizim orada bir söz vardır. Ucuz etin yanisi yenmez. Bu insanları kandırmayın. Biz de diyoruz ki kanmayın ve Kibarlı Panax'ı kullanın. Kibarlı ürünlerine ulaşmak artık çok kolay sevgili seyirciler. Yüzlerce mağazamız ve çağrı merkezlerimizden ürünlerimize güvenle ulaşabilirsiniz. Kibarlı ürünleri %100 güvenli, %100 bitkisel, %100 doğal. Bitkisel destek ürünlerinin lider ismi Kibarlı ile artık emin ellerdesiniz. Kibarlı, yaşam desteğimiz. Hastalıklar iyileşebilir, bunu duymak istiyorsunuz. Biz de bu müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yeter ki moraller bozulmasın diyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın efendim. Dünya bugünkü kadar hiçbir zaman kirlenmemişti. İnsanlık tarihin hiçbir döneminde bugün olduğu kadar baskı altında olmadı. Hayatın artan temposu, bozulan çevre koşulları, yanlış beslenme ve daha birçok nedenden dolayı yaşam kalitemiz oldukça düştü. Tüm dünya bu sorunla baş etmeye çalışıyor. Tüm dünya sorunun merkezinde yanlış beslenmeyi görüyor. Dünyanın her ülkesinde bu temel sorun için çözüm aranıyor, çare aranıyor. İşte bütün bunları gören Türk bilim adamları Kibarlı ürünlerini üretti. Kibarlı'nın yaşama destek olan ürünleriyle dünya değişmeye başladı. Türkiye'de doğan Kibarlı artık bir dünya markası. İnsanlık yaşamına destek için, hayat kalitesini arttırmak için Kibarlı ürünlerini güvenle kullanıyor. Adım Enver Çelik. Ben Necmiye Ceylan, 55 yaşındayım, ev hanımıyım. Ben Samsun Bafralı, Yaşar Öter, esnafım. Çevremde pek çok insan Kibarlı ürünleri kullanıyor. Ben de güvenle Kibarlı ürünlerini kullanıyorum. Benim adım Emine Kılıç. Ben 2 senedir Kibarlı ürünlerini kullanarak çok çok rahatladım. Ben bütün herkese buradan Kibarlı Panax'ı kullanmaları için tavsiye ediyorum. Ve Kibarlı'ya çok ama çok teşekkür ediyorum. Ben ailecek Panax ürünlerini kullandım. Çok faydasını gördüm ailecek. Herkese de tavsiye ederim. Kibarlı'ya da teşekkür ederim. Kibarlı ürünlerini güvenle kullanıyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Bütün esnaf arkadaşlarıma da beni gördükten sonra tavsiye ettim. Onlar da kullanıyor. Onlar da memnun. Hayatımızda birçok şeyi değiştiren Kibarlı'ya teşekkür ederim. Buradan hepinize sonsuz teşekkürler. Bugüne kadar ülkemizde hiçbir gıda takviyesi bu kadar çok insana ulaşmadı sevgili seyirciler. Hiçbir ürün bu kadar memnuniyet kazanmadı. Dünyanın en güvenilir gıda takviyeleri arasında yer alan Kibarlı Panax artık tüm Avrupa'da. Avrupa, Kibarlı ürünlerine OTC onayı verdi. Yani Kibarlı Panax, reçetesiz satılabilen güvenilir gıda takviyesi olarak Avrupa'da onaylandı. Almanya Bilim Komisyonu, Kibarlı Panax'ın sağlık beyanıyla satışına izin verdi. Mesela şimdi ne kadar rahat, ne işler yapıyorum, ne örgüler, ne el işleri yapıyorum mesela. Allah'ıma çok şükürler olsun. Doğal ürünlerle mesela tanıştırdı bizi. Ondan sonra vesile oldunuz. Sizler vesile oldunuz ki bizler de aldık, kullandık. Bütün Kibarlı ürünleri Gıda ve Tarım Bakanlığı'nın onayladığı bitkilerden üretiliyor. Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı tarafından Kibarlı ürünleri onlarca kez denetlendi.
Yapılan analiz sonuçlarında sağlığa zararlı hiçbir maddeye rastlanmadı. Ben 2 senedir kullanıyorum. Çok çok memnunum, kat kat da memnunum. Daha da kullanmaya niyetliyim. Sevgili seyirciler, Kibar ürünleri sizin için dünyanın en kaliteli ekstraklarından üretiliyor. El değmeden, tam otomatik makinalarda ve hijyenik ortamda üretim yapılıyor. Kibarlı Panax'ı 1 seneye yakın kullandım. Bende öyle bir değişiklik oldu ki bütün esnaf arkadaşlarım, yakınlarım, akrabalarım şaşırdı. Ve onlara da tavsiye ettim. Onlar da kullandı Kibarlı Panax'ı. Ben buradan herkese tavsiye ediyorum. Kibarlı Panax diyorum. Bunların sahteleri var. Bunu herkes biliyor. Bizim orada bir söz vardır. Ucuz etin yanisi yenmez. Bu insanları kandırmayın. Biz de diyoruz ki kanmayın ve Kibarlı Panax'ı kullanın. Kibarlı ürünlerine ulaşmak artık çok kolay sevgili seyirciler. Yüzlerce mağazamız ve çağrı merkezlerimizden ürünlerimize güvenle ulaşabilirsiniz. Kibarlı ürünleri %100 güvenli, %100 bitkisel, %100 doğal. Bitkisel destek ürünlerinin lider ismi Kibarlı'yla artık emin ellerdesiniz. Kibarlı, yaşam desteğimiz.